Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda Fusion 360 üzerinde topologi optimizasyonu yaptığımız parçayı extrude ettik. Modelini 3MF dosyası olarak oluşturduk. Şimdi bunu ben Prusa Slicer'la açacağım. Yani Prusa Slicer 2.71 var şu an bende. Son güncel versiyon 2.72 aslında. Onu da eklemek gerekebilir ama çok önemli değil. Aralarında çok bir fark yok. Şu zaten söylüyor her açtığımızda. Şöyle bir yapımız var. Tabii biz bunu %30 volume fraction'la yaptık. Biraz buralar kalın aslında. Yani telefonu tutar gayet. Yani o yüzden belki içi boş da üretebiliriz. Bu buraya geldi. Bakın bunun boyunu biraz daha artırmak istiyorsanız biraz scale faktörü şey yapıp şunu mesela 50 yaptığımızda sadece Z yönünde uzayacaktır. Zaten biz iki boyutlu yaptığımız için bu bizim işimizi görecektir. Bir sıkıntı yok. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben 40 üreteceğim. Bunu çünkü ne kadar yüksek yaparsak o kadar üretim zamanı da azalır. Bunu hemen üretip sonucunu görmek istiyorum. Gerekirse sonra kalınlaştırırım. Şimdi burada bizim bir yazıcımız var. CR6S ile üretebilirim mesela. Bunu siz buradan ekleyebilirsiniz. İlk kurduğumuzda zaten çıkacaktır. Ama yoksa elinizde Add Remove Printer ile ekleyebilirsiniz. Filamentor PLA kullanacağım. Şunu seçebilirsiniz. Ben onu biraz düzenlemiştim. Ama bu Smart Pro için düzenlemişim. Bunu tekrar seçebilirim. Buradan da 20 milim normal. Aslında ben biraz daha hızlı yap. Gerçi CR6S'de hızlı yapmak sıkıntı oluyor. O yüzden şu 20 milim normal yapabilirim de. İçine infill atarsanız, bu arada şu print settings'ten infill %15 grid atarsanız içeride infill bırakacaktır. Bu ayarları da göstereyim. Layer prim parameters'dan 3 tane duvar atıyorum. Alta 5, üst, alta 4, üstte de 5 tane kapalı alan atıyorum. Ve için geri kalan içini boş yapabilirim. Şunu da align diyeyim ki keskin yerlerden başlasın ki belli olmasın aslında. Başlama noktaları belli oluyor çünkü. O da önemli. Infill olarak da evet, grid verdik. Şu skirt birim de skirt istemiyorum. Outer birim iyi olabilir. Outer birim onu diyelim. 3 milimlik. Bunu da arasındaki boşluk birimle birimi sökebilmek için böyle 0.5 gibi bir şey yapmak iyi olabiliyor. Bir de ortaya getirmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Mesela slice diyeyim bir sonucu görelim. Burada gördüğünüz gibi şu sağ tarafı aşağıdan yukarı çekebilirsiniz. En aşağıda şu birimi attı. Birim dediğimiz bu. Arasına da bir boşluk koyuyor bakın. Çok az. 0.5 boşluk şu. Bu basarken tabii biraz daha farklı olacaktır. O yüzden geniş olduğuna bakmayın. Burada 3 tane duvar dediğimiz işte şu turuncu, sarı ve sarı. İçerisine infil yapıyor. İlk 4 dolu yapacak. Sonra böyle gördüğünüz gibi infil dolduruyor. En sonunda buraya çıkarıyor. 4 saat sürüyor şu anda. Bayağı uzun bunun süresi aslında. Bu kadar uzun yapmasını istemiyorum ben. 2 saatte falan tamamlamasını istiyorum. Onu başarabilmem için de belki bazı düzenlemeler yapmam gerekebilir. Ne gibi? Infil'i öncelikle kapatabilirim. Çünkü infilsiz de aslında çalışır bu. Bunu sıfır yapacağım. Yani çok aslında kalın olduğu için optimizasyondan gelen şey. Optimizasyon belki %10 falan da yapabilir. Şu şekilde de yapsak gayet olacaktır. Alt ve üstten tutacak sadece. İçi bomboş. 2 saat 49'a düştü bakın. Bu güzel. Bunun yanında bir de katman kalınlığını da değiştirebilirim. Şimdi 0.20 katman kalınlığı da gördüğünüz gibi 40'a kadar 200 tane katman var. Ben bunu maksimum 0.28 yapabiliyorum mesela bugün. 28 yaparsam şu benim ayarladığım ayarları da transfer edeyim. Düzenleyebilirim. Ve slice dersem. Evet, bu sefer 143 katman oluştu. 2 saat 4 dakika. Bu daha iyi. 2 saatte üretsin bunu. Ve sonucu görelim. Filamen ayarlarını da şu an benim filamen üzerinde yazıcı üzerinde 215 dereceyle üretilen bir filamen var. O yüzden 215 yapacağım. Normalde PLA 200 derecede üretiliyor ama benim bu TUF PLA diye geçiyor. Bu 215. O yüzden bu şekilde yapacağım. Başka bir ayarım var mı bakıyorum. Başka da bir şey yok ki. Burada bunlar tabii bir sıkıntı yok. Evet şu an hazır. Bunu slice edelim. Slice ettikten sonra burada zaman gösteriyor zaten. Bir de bana export etme seçeneği verecek. Bu export seçeneği tıkladığımda bunu aslında export edecek. Mesela desktop'a ya da dokümanıza export edebilirsiniz bunu. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Dokümanıza koyalım.
Şurada Form Stand 2024 Spring In Class diye kaydettik versiyon 5. Bunları belki belirtmeme gerek yok. C6 yazdığında benim. Çok uzun bir isim yazmakta problem olabiliyor bazen. Bu şekilde kaydettik. Bu şimdi bizim hazır. Nasıl bir dosya oluştu onu gösterelim size. Şurada. Evet, şu oluştu aslında. Gcode file oluştu. Bu Gcode file bir text dosyası. Bunu not defteriyle falan açarsanız şöyle text dosyası. Mozül'ün gittiği yerleri belirliyor aslında şu G'ler. Nerelere gittiğini ve şuradan da görebilirsiniz. Mesela şuradan bir katman inelim. Şu katmanlar inelim. Şuradan Prusa Slicer üzerinde hangi bakın G'leri gösteriyor. Hangi yolu gittiğini gösteriyor. Şuradan başlamış. Keskin yüzeyden başlamış şuradan. Önce içini yapıyor. Üretiyor şöyle. Sonra dışını 3 tane kat duvar üretiyor. Delikleri üretiyor. Ve bu katman tamamlıyor. Sonra bir üst katmana çıkıyor. Bir üst katmanda da aynılarını yapıyor. Gördüğünüz gibi. En üst ve en altta farklı olarak şurada mesela ne yapıyor? Bu dışını oluşturdu. İlk kısımları oluşturdu ve içine bir de şu çaprazla dolduruyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde işlemleri tamamlıyor. Bunu üretip bir bakalım sonucuna. Güzel bir sonuç gelecek mi? Telefonumuzu da artık buraya koyup kullanabiliriz. Mantığı oluşabilir. Biraz şurası ince olmuş. Umarım telefon tutar. Göreceğiz. Evet, bunu Prusa Slicer'la da açabilirsiniz. Yani G-Code'u yani bu arada Prusa Slicer'la açmasını isterseniz Prusa Slicer'ın burada Open with G-Code Viewer var. Choose another app'ten yerine gidip şöyle açabilirsiniz. G-Code Viewer burada varsa buradan, yoksa uygulamanızdan Prusa içine girip şuradan G-Code Viewer'la seçebilirsiniz. Ben öyle seçtiğim için böyle gözüküyor. Normalde gözükmez. Bunu açtığınızda da şöyle göstereyim. G-Code Viewer'la açılacak ve demin gösterdiğimiz şekilde açılacak aslında. Şu şekilde. Ve katmanları falan görebileceksiniz. Üretim yollarını falan tanımlıyor. Bu şekilde elinizde sadece G-Code varsa sadece görmek amaçlı ne olduğunu Prusa Slicer'la açabilirsiniz. Ya da şu 3MF olarak kaydettik zaten. Bunu da Prusa Slicer'la açmanız mümkün. Bunları başka şeylerle de bu arada Prusa Slicer'ı kaydetmedik aslında. Önce bunu bir kaydedelim. Save Project as şu şekilde. Şeyden Fusion 360'tan aldığımız bir 3MF dosyası vardı. O sadece geometri için. Şimdi biz bunun üzerine kaydedersek bu yine 3MF kaydediyor Prusa Slicer. Hem geometri içeriyor hem de şurada ayarladığımız işte üretim ayarlarını da içeriyor şu an. Yes dediğimizde bunu kaydettiğimizde mesela kapatıp tekrar açarsak bunu kime gönderirseniz gönderin Prusa Slicer'ı açtığında sizin yazıcının ayarları değil lan. Sizin burada yaptığınız ayarlarla OpenS Project dediğinizde açılacaktır bu. Slice ettiğinizde de aynı şu ayarlarla sonuç gelecektir. O yüzden bu 3MF ile kaydetmeniz aslında avantaj. Yine 2 saat 4 dakika geliyor. Evet, bunu üretelim ve sonucuna bakalım. Ben burada bu videoyu sonlandıracağım. Ürettikten sonra da tekrar telefon üzerinde nasıl durduğunu gösteririz.